bu zorluğun ardına Hatice gibi bir eşin fonksiyonunu, rolünü görüyoruz yani. Şimdi öyle bir korkuyla eve geleceksiniz. O korku sizin yüreğinizi titretecek. Eve geldiğiniz zaman beni örtün, beni örtün diye battaniyenin altına saklanacaksınız. Titriyeceksiniz, dişleriniz böyle adeta birbirine geçecek şekilde vuracak yani. Böylesi bir ortamda eşiniz gelecek, diyecek ki sen ne korkuyorsun? Korkma, Allah senin gibi adamı perişan etmez. Çünkü sen iyi insansın, kötü değilsin, fakir fukarayı doyurursun. Hiç yani gücü olmayan insanlara yardım edersin. Sen iyiliği seven bir insansın. İyiliği seven bir insana kötülük gelmez. Korkma diye seni teskin eden bir eşin olacak. Burada gerçekten kardeşler, bacılarımıza çok iş düşüyor. Müslüman bacılarımızın hani şu noktada Hazreti Hatice'nin rolünü üstlenmeleri gerekiyor. Kardeşim, benim kocam İslami davada sıkıntı görebilir. Eziyet çekebilir. Yarın bizim başımıza da peygamberlerin başına gelenler gelebilir. Ben de o zaman eşime destek vermeliyim. Ben de eşimin arkasında olmalıyım. Korkma, Allah seninle birlikte demeliyim diyebilmeliler. Böyle demezlerse kardeşler, bir Müslüman sıkıntıya düştüğü anda hele hele ilk karşı çıkan eşi olursa yemin ediyorum ki o ailede huzur olmaz. Bugün mesela bazı kardeşler Allah yolunda çileler çekiyorlar. Allah'ın dini yüce olsun diye bir takım faaliyetlerde bulunuyorlar. Duyuyoruz ki ilk karşı çıkan eşi. Hatta öyle oluyor ki bazen İslami faaliyetleri eşlerinden dolayı yapamıyor kardeşler. Kardeşim, bu yolda Ümmü Cemil olmayın. Ebu Leheb'in karısı gibi Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna dikenler döken bir kadın olmayın. Bu davada Hatice olun, Hatice. Eğer siz Hatice olursanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o dönemde onu övdüğü gibi bu dönemde de sizi över. Dedi ki kendi döneminin en hayırlı kadını Meryem'di. Şu dönemin en hayırlı kadını da Hatice'dir. Vallahi eğer sen Hatice'nin rolünü üstlenirsen ey Müslüman bacı, yemin ediyorum ki Allah Resulü de der ki 21. yüzyılın Müslümanları içerisinde en faziletli kadın falancadır. Bu nedenle eşlerimiz Allah yolunda bir faaliyette bulunduğu zaman, Allah'ın dini yüce olsun diye gayret ettiği zaman onlara köstek olmayalım. Bilakis destek olalım. Allah için bir şey yapacaklarında arkalarında biz duralım. Korkma ya, senin yaptığın hayırlı bir iş. Mesela diyelim ki eşlerimiz derse gelmediği zaman, yorgunum bugün gitmeyeceğim dedikleri zaman Müslüman bacılarımız desinler ki bir dakika ya, bugün senin ders günün, nasıl gitmezsin sen, hadi bakalım deyip bütün zorluklara rağmen onları derslere getirmeleri gerekir yani. Böyle inşallah Allah yolunda birbirimize yardımcı olalım. Eğer biz böyle olursak işte Muhammed Aleyhisselam'la Hazreti Hatice annemizin rolünü, fonksiyonunu üstlenmiş oluruz kardeşler. Allah bize de bunu nasip etsin.